Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabından Tümevarım 4 testlerindeki test altının çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Aşağıdaki şekilde üstten görünümü verilen bir otelin bahçesi ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. 1. Merkezleri ortak. Görüyorsunuz merkezleri ortak bir 3 tane daire var arkadaşlar böyle. 3 çemberin sınırladığı bölgelerden oluşmaktadır ve her bir çemberin sınırladığı bölge şekilde görüldüğü gibi eş alanlara bölünmüştür. Eş alanlara bölünmüş arkadaşlar bunlar. Yani o zaman burada açıların her bir kaçar derecedir arkadaşlar? 60'ar derecedir. Peki devam edelim. İçteki mavi bölge yetişkin havuzunu, dıştaki mavi bölge çocuk havuzunu, yeşil bölgede çimlerin olduğu alanı göstermektedir. Çemberlerin yarıçapları 12, 15 ve 20'ymiş. O zaman 12, 15 verim yapmış 12, 3 ve 5 oldu burası arkadaşım. E, çemberlerin yarıçapları sırasıyla bu dedik kullandık bunu. Çim ekilen bölgenin alanı kaç metrekaredir diye soruluyor. Arkadaşlar bunlar zaten eşit bölmeleri ayrılmıştı. Burası A iken burası da A burası da A mıdır? Evet. E, ben A alanını bulacağım. A alanını nasıl bulacağım? Hocam bu daire dilimin alanından şuradaki dilimi çıkartırsam olay bitti. Hadi bakalım büyük daire dilimin alanında yarı çapımız kaç? 20. Pi 20'nin karesi çarpı 60 bölü 360 eksi pi neyi çıkartacağız? Şurayı çıkartacağız. Onun da yarı çapı 15. 15'in karesi 60 bölü 360 çıkartacağım. Arkadaşlar A alanı bulurken pi, pi çarpı 60 bölü 360 parantezini alırsam 20'nin karesi eksi 15'in karesi kaldı. Yani bu 20 eksi 15 çarpı 20 artı 15 diye midir? Aynen öyle. Şunlar sadeleşince 6 yaptı. A alanı o zaman pi bölü 6 çarpı burası 5 burası da 35. 5 ile 35 çarpınca kaç yapıyor o zaman arkadaşlar? 5 kere 5 35 5 kere 5 25 10, 15 175 pi bölü 6 eşit oldu. Ama bizden ne isteniyor arkadaşlar? Çim mevkili bölgenin alanı 3A isteniyor. Yani 3A'da 175 pi bölü 6'yı 3 ile çarpınca o da 175 pi bölü 2 geliyor arkadaşlar. Yani birinci sorumuz cevabı böylelikle daha doğrusu sorumuzun cevabı böylelikle balıkesir çıktı arkadaşlar. Yukarıdaki sorudaki bilgiler kullanılmış soruda arkadaşlar. Burada burası 60'ar er dereceydi. Değil mi? Ve şunlar kaçar er derece kaç birim uzunluğunda? 12, 3 ve 5. Bir kere burada kalanlara yukarıda a a a demiştik ve bu alanı kaç bulmuştuk arkadaşlar? A alanını 175 pi bölü 6 diye bulmuştuk galiba değil mi? Evet A alanı bu. E buradaki dilimlerin hepsi aynı olduğuna göre 60 olduğuna göre burada kalan da A olacaktır. Bizden ne isteniyor soruda? Soruya bakacak olursak arkadaşlar yetişkin havuzunun bulunduğu alan çocuk havuzunun bulunduğu alanın yaklaşık kaç katıdır diye soruluyor arkadaşlar bize. Hmm. Şimdi yetişkin havuzunun bulunduğu alan yani pi r kare değil mi? Evet pi r kare bölü çocuk havuzu da burası a alanı yani 175 pi bölü 6 isteniyor bizden. Yaklaşık ne kadardır diye soruluyor. Pi'ler gitti mi gitti. O da 144 çarpı 6 bölü 175 yaptı arkadaşım. Ee, burada bölecek olursak arkadaşlar yaklaşık bölersiniz siz. Normal bölme işlemini yaparsınız. Ben burada biraz hile yapacağım. 144 çarpı 6. 144 çarpı 6 kaç yaptı? 864. Ee, ben bunu 175'e bölersem yaklaşık 4.9 olduğu için cevap da kaç olacaktır arkadaşlar? 5 olacaktır. Tamam mı? O bölme işlemini de siz yaparsınız. Beni uğraştırmayın. Neyse. Cevap Edremit oldu arkadaşlar. ABC dedik ve bu kareler eş kareler olarak verilmiş. Yani karenin bir kenarı kaç arkadaşlar? 3 kök 2 diye hemen şöyle bir yazalım. Sonra CKD açısını 75 derece vermiş. Demek kaç açıyı ben kullanacağım. 15 derece. O zaman buraya kaç derece kaldı? 75 derece kaldı. Saçma sapan bir alan isteniyor. Büyük ihtimalle alan taşıma yapacağız arkadaşlar. O zaman bir şeyler çizmeliyiz. Yani ne çizeceğiz? Arkadaş bir şey çiz derken en etkili silahımız neydi bizim? Yarı çap değil miydi? E o zaman çizelim. Al sana yarı çap. Yarı çap çizince. Hocam yarı çap uzunluğu 3 kök 2 Yani bak bu yarı çap, bu yarı çap, bu da yarı çap 3 kök 2. Yani burası da 75 oldu. 75, 75, 150. Buraya ne kaldı? 30. Burası 60 oldu. Aa 60 var kolları eşit. Hemencecik ne yapmak lazım? Hop şunu çizmek lazım. Ne oluşuyor burada? Eşken üçgen 60 sa buraları da 60 derece oldu mu? Oldu. Hatta burada kaçya kaç derece kaldı? 45 derece kaldı. 60 75 daha 135 buraya 45 kaldı. Hocam bu eşkenar çıktı ya bu eşitliği de yaz burada. Tamam yazdık. Şimdi ne yapacağız? Ya şurada da bir şeyler yapmamız lazım. Şuradaki saçma alanı ben bulamam. Bir şeyler yapmalıyız. En etkili silahımız yine yarıçap değil mi arkadaşlar bizim? Evet yarıçap. E burada da bir merkezden bir yarıçap çizecek olursak hocam bu da yarıçap. E zaten bu uzunlukta çift çizgi eşitti. Burada bir ikizkenar çıktı mı çıktı? ise... O zaman burası kaç oldu? 15. Sonra 2 iç açı bir dış açıdan 15 15 30 oldu burası. E hocam burası 30 iken burası 60 oldu. Ve burası da çift çizgi olduğundan dikkat et. 60'ı kolları böyle çift çizginin tepe açısı 60. Hemen aklımıza yine ne geldi? Eşkenar. Hemen oluşturduk arkadaşlar. 60 ise 60 60 yaptı burası da. Ve karşımıza ne çıktı arkadaşlar? Bir eşkenar çıktı ya. Şu eşitliği de koyalım. Bak alan taşıma demiştim en başta. Kardeşim çift çizdeki sonuçta eş daireler değil mi bunlar? Evet. Çift çizdeki bu alanı iptal edip buraya taşıyabilir misiniz? Evet. E bunu iptal et buraya taşıyınca toplam alan ne oldu? Bu artı bu. Yani şuradaki üçgenin alanı yaptı arkadaşlar. Bu üçgenin alanını bulacağız. Çift çizgi dediğimiz 3 kökü değil mi? Evet. Burası 3 kökü. Burası da 3 kök e hocam şu eşkenar üçgen çıkmıştı. 60-60-60. Bunun tamamı 60'tı. Buraya kaç kaldı? 45. Dikkat et 45 45 ne üçgeni geldi arkadaşım burada 90 üçgeni geldi. İşte bizden bu ikizkenar kenar dik üçgenin alanı isteniyor. Yani 3 kök 2 çarpı 3 kök 2 bölü 2 yapar cevabımız. O zaman kaç ki arkadaşlar? Cevap böylelikle kök 2 ile kök 2 çarpı 2 bölü 2 de gitti. 3 kere 3 9 yapmış oldu arkadaşlar. Yani cevap akçay. Şekildeki daire 3 özdeş parçaya ayrılmış ve çevresi 18 santimetredir e, ee, çevresi 18 santimetre aklımızda bulunsun arkadaşlar. K noktasında evet KL 45 ve daire K noktasında teğet iken saat yönünde döndürüp L noktasında duruyor. Arkadaşlar tam tur attığında yine K noktası buraya mı gelecek? Ne kadar gitmiş olacak? 18 gitmiş olacak. Bir daha 18 götürsen hocam K noktası yine buraya gelecek. 18, 18, 36 buraya kaç kal? 9. E o zaman buradan K'dan L'ye gelirken ne olmuş olacak arkadaşlar? Çemberimiz tam böyle buraya geldiğinde bir 9 yani yarım tur daha dönmüş oldu arkadaşlar. Bu 9 demek 9 dönmesi demek yarım tur dönmesi demek. E 9 dönmesi demek yarım tur dönmesi demekse arkadaşım. O zaman sen burada sadece turuncuya yoğunlaşalım. K noktası burada ya. Buraya turuncunun olduğu yere T1 diyelim. Buraya da T2 diyelim. Sen bunu 180 derece döndürürsün. Hop aslında O'ya göre yani merkeze göre simetri olan nokta olmuş oluyor. T1 nereye denk gelmiş oluyor? Buraya gelmiş oluyor. T2 nereye gelmiş oluyor hocam? Hop buraya döndüğü zaman yarısı dönecek ya. Buraya gelecek. E bizim turuncumuz T1 T2 arasıydı. Bizim turuncumuz da T1 üstü T2 üstü arasında olacak artık. Yani şununla şunun arasında olacak. Yani burası turuncu olan yer olacak. O zaman turuncu olan yer burasıysa hop şurada arıyoruz arkadaşlar. Hangisinde var? Burada. İşte tam olarak burada var arkadaşlar. Diğerleri öyle değil. A turuncu olan yer burası da. Ama sen bunu 180 döndürdüğünde yeşil de zıttında olmayacak mı arkadaşlar? Evet. Burada da turuncu var aslında şöyle baktığın zaman ama yeşil burada kalmış. Yeşilin de altta olması lazım. Buna da dikkat edin. Yani cevabımız böylelikle ne oldu? Balıkesir oldu arkadaşlar. Zeminde dik bulunan ana doğrusu kök 153 yani şurası arkadaşlar. Ve yüksekliği 12 birim olan arkadaşlar koninin yüksekliği 12 birimmiş. Hemen Pisagor bağıntısı yapalım. Burası 12 ise şuradan bir konimiz var ya şöyle bir konimiz var. Ee, şuradan bir iki çizince 153 eksi 144 kaç yapıyor? 9 yapıyor. O zaman burası kaç yaptı arkadaşlar? 3 yaptı. Pisagor bağlısından. Devam edelim. Sonra yarı çapı 5 santimetre olan bir külah bir dondurma konulmuş buraya. Buna göre dondurmanın tepe noktası zeminden yüksekliği nedir diye soruluyor. Tamam kolay işimiz. Arkadaşlar şurası zaten kaç? 5 birim en tepeye kadar olan. e Merkez burası ya küre sorularında çember muamelesi yapın diyorduk zaten. Şurada da bir dairesel bir kesit oluşmadı mı? Oluştu. Merkez giriş çektik yapsak. Hatta o kesitin yarıçapı da 3 birim 3 birim diyeyim arkadaşlar. Evet. En etkili silahımız yarıçap çap çizmekte. Al sana yarıçap. 3 5 ne üçgeni 3 4 5 üçgeni. E hocam 12 burası. Ee, bir de burayı da 9 bulduk. 12 ile 9'un toplamı da kaç yapmış oluyor o zaman? 21'i yapmış oluyor. Yani o zaman bu sorumuzun cevabı ne oldu arkadaşlar? Dondurmanın zemini olan uzaklığı 21. Yani cevap Balıkesir oldu. Yangın söndürme helikopterinin su aldıktan sonra sabit yüksekte durduğu an şekil 1'de gösterilmiştir. Evet. Şuradaki ipin uzunluğu kaç? 30. Sonra bu helikopter yüksekliğini değiştirmeden yatay doğrultuda ilerlediğinde su tankı deniz seviyesinden 6 metre yukarıya çıkıp şekil 2'deki görüntü oluyor. Arkadaşlar buradaki ipin uzunluğu kaç? 30 değil mi? Burası da 30 olmayacak mı? Evet. Deniz seviyesinden 6 metre yükseklikte olmuş buradaki şey. Arkadaşlar bu seviye değişmedi hala. Aynı doğrultuda devam ediyor diyoruz ya, ya. Aynı doğrultuda devam ettiği için bizim buradaki zemine olan uzaklığımız yine 30 mu arkadaşlar? Evet. Yani şu uzunluk hala daha 30. E hocam burada da 6 var. E ne yapacağız? Bir diklik oluşturalım. Çünkü bizden ne isteniyor arkadaşlar? Sinüs alfa isteniyor zaten. Şuradaki alfaya dik oluşturacağız. Hop dikdörtgeni çizince alt tarafta. 6 ise hocam burası 6. E tamamı 30 olduğundan buraya kaç kaldı? 24. E hocam sinüs alfa için karşı bölü hipotenüsü bulmam lazım. Burada bir pisagor yapalım. Hocam 30 ve 24 ortak çarpana bak. Burası 6 çarpı 5. Burası 6 çarpı 4. Burası da 6 çarpı 3 müdür? Evet yani burası 18'dir. E o zaman burası 18 ise sinüs alfa da çıktı mı gençler çıktı. Karşı bölü hipotenüs yani 18 bölü 30. 6'ya bölsen 3 6'ya bölsen 5 yani cevabımız böylelikle 3 bölü 5 yani cevap Akçay çıktı arkadaşlar. Yarı çapı 1,5 metre olan daire biçimindeki bir masa örtüsü kenar uzunlukları metre cinsinden verilen üst yüzeyi dikdörtgen biçiminde olan masalardan hangilerinin üst yüzeyini tamamen örter? Arkadaşlar bunu örten en küçük çember e, bu değil mi? E, bunun yarı çapı kaç? 2 katı 3, 2 katı 4, 2 katı 5. Hocam burası 2 katı 5 bak 3 4 5 üçgeninden 2 katı 3 2 katı 4 3 4 5 üçgeninden 5 geliyor burası ama 5'in yarısı olacak. Burası 5 bölü 2 tamam 5 bölü 2 e 5 bölü 2'nin de bir de olacak arkadaşlar bir daha yarısını alacağım. Yarı çapı da 5 bölü 2'nin yarısı 5 bölü 4 mü çıktı? Evet. Şimdi 5 bölü 4 arkadaşlar şu 5 bölü 4 ile buçuk kıyaslayacaksınız. Bu 5 bölü 4 ile buçuk kıyasladığınız zaman 5 bölü 4 1.5'tan nedir? Küçük müdür arkadaşlar? Küçüktür. O zaman ben yarı çapı 1 buçuk olan bir örtü serdiğim zaman masanın yüzeyini tam kapsar mı? Kapsar. Aynı şekilde buna bakalım arkadaşlar. 2 katı maalesef gelmiyor. Bunları tam sayı yapmak için 5 katına bakalım. 5 katı ne bunun? 9. 5 katı 5 katı 5 kere 8 40. 5 kere 1 5. 9 yaptı. Ya da 10 katını yapalım. 18 20. O burada özel bir şey gelmiyor. Ee, önce şuna bakalım. Buradaki daireye bakalım arkadaşlar. Şuradaki daireye bakacak olursak da yukarısını ona göre yorumlarız. 18 24. 6 kere 3. 6 kere 4. 6 kere 5 olacak o zaman arkadaşlar. Evet burası 6 kere 5. 30 olacak. Bunun tamamı 30. Yani 3 virgül 0. Yani 3. O zaman burası 3 bölü 2 mi olacak arkadaşlar? Evet. Yarı çapını 3 bölü 2 bulduk. E 3 bölü 2'ye bakacak olursak 3 bölü 2 ile bir kıyaslayacağım. 3 bölü 2 bir eşit mi eşit? O zaman yine bu yarı çapı 3 bölü 2 ya bir buçuk ya bir buçuk olan masanın üstünü tam olarak kapsıyor mu arkadaşlar? Kapsıyor sıkıntı yok. Aha 1.8 burada da kullanılmış. Hocam bu kenarlar 1.8 ve 2.4 iken zaten bu sağlandı. E bu kenar 1.8 diğer kenar bak 2.4 iken sağlanmıştı ya. Bu 2.4'ten küçükse hayli hayli sağlanır. Bizim örtümüz bunu da örtmek zorunda mı arkadaşlar? Örtmek zorunda. Bak şu ikisinde özel üçgen geldi. Bunu buldum. E bundan dolayı da bunun yorumunu yaptım. Pisagor yapıp bir buçuktan küçük olduğunu da görürsünüz. Ama bakın burası 1.8 burası 2.4 dörtgen sağlamıştı. Burası 2.4'ten küçükse masamız daha da küçük. E bunu sağlayan bunu da sağlar o zaman. Değil mi gençler? Yani cevabımız o zaman 3'ünü birlikte sağlamış oldu. Cevap e oldu. Güzel bir soru, yorum sorusu. Yarı çapı 3 kökki birim olan O merkezli bir çembere dıştan teğet olmak koşuluyla şöyle yarı çapı 3 2 olan bir çember çizdim. O merkezli bir çembere dıştan teğet olmak koşuluyla yarı çapları yine 3 kökki birim olan çemberler çiziliyor. Çizilen her çember yanındaki iki çembere teğet olduğuna göre O merkezli çemberli çemberin etrafına kaç çember çizilmiştir diye soruluyor arkadaşlar bize. Tamam ben şimdi böyle bir şu çemberi biraz daha küçülteyim isterseniz. Böyle bir çember çizeceğim değil mi? Böyle bir çember. Şöyle CTRL C, CTRL ve aynı çemberi yanına çizeceğim. Teğet olacak şekilde. Aynı çemberi yanına çizeceğim. Ve bunlar da birbirine yine ikişerli olarak teğet olacakmış diyor arkadaşlar. Şöyle. Aynı çemberi buraya çizeceğim. Böyle böyle devam edeceğim. Bizim asıl çemberimiz buydu arkadaşlar ve bu çemberin yanına diğer çemberleri ne yapacağım? Şöyle sıralayacağım. İşte bundan kaç tane çizebiliriz diye soruluyor arkadaşlar bize. E bakalım arkadaşlar. Çemberler birbirine deyince ne yapıyorduk? Merkezleri birleştir. Merkezleri birleştir. Merkezleri birleştir. Hocam aynı şekilde merkezleri birleştir. Merkezleri birleştir. Aynen böyle devam edeceğiz değil mi arkadaşlar? Evet devam edeceğiz. E hocam yarı aynı değil miydi? 3 kök 2. Evet 3 kök 2. Yani R diyelim. E burası da R, 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 burası da R. Ne çıktı burada? eşkenar üçgen çıktı. Hocam burası 60 60 60. E hocam burası da 60 60 60 oldu. Ve bunlar da RR oldu. Aynı şekilde burası da böyle RR mi olacak? Anladınız herhalde kaç olduğunu direkt. Cevap kaç olacak arkadaşlar? 6. Niye? Sen böyle 60'lık eşkenar üçgenler koyacaksın. Bakın eşkenar üçgenler koyacaksın. Çünkü bir daha çember koysan buraya ne olacak? Yine bir eşkenar üçgen oluşacak. Böyle 60'lıklardan kaç tane koyarsın böyle? 60 60 60 burası ya 60 burayı böyle dolduracaksın ya. 360'ı 60'a böldüğün zaman 6 yapıyor. O zaman sen buraya 6 tane çember sığdırırsın kardeşim. Evet O merkezi çemberin etrafına işte bu O merkezi burasıydı. E, kaç çember çizilmiştir diyor. Toplam çember sayısı sorulmuş olsaydı cevap balık isir olacaktı ama bunun etrafına çizilen çember sayısı soruluyor. Cevap böylelikle akçay oldu arkadaşlar. Şekilde K ve L noktaları ABC dikdörtgeninde bulundukları kenarların orta noktalarıdır. Hocam şunlar birbirine eşit ve şunlar da birbirine eşit. E ne var bunda? 1 2 ise burası kök 5'e hemen yapıştıralım. Burası da çünkü 1 2 kök 5 üçgeni biliyorsunuz. Kök 5'e yapıştırdık. Dikdörtgenin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Gençler burası 1 iken şu büyük dikdörtgenden dolayı burası da bir midir? Evet. Şimdi 90'lar havada bu uçuşu. Aynen öyle hocam. O zaman dal alfa beta ya, alfa beta ters açıdan beta alfa ters açıdan alfa burası da beta en sevdiğim bir şey var benim burada bak 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 şu üçgenlerde benzerlik uygulayıp şurayı bulabilirsin ee, ya da benzerlik uygulayıp direkt şurayı bulabilirsin sevdiğim şeyi uygulayayım mı hadi uygulayayım betadan alfaya geçiş 1'e 2 mi evet o zaman betadan alfaya geçiş 1 2 direkt 1 bölü 2 yazabilirsiniz ya da benzerlik yaparsınız bunu yazmadık farz et benzerlik yaparsınız çünkü bana burası lazım olacak x Hocam 90'ın karşısı x'in 90'ın karşısı kök 5 oranı eşittir. Alfanın karşısı 1'in alfanın karşısı 2 oranı. X buradan ne yapıyor? Kök 5 bölü 2 yapıyor. Direkt burada kök 5 bölü 2'yi bulursunuz. Hocam burası da kök 5 bölü 2. Toplam burası kök 5 mi yaptı? Evet. Hocam burası kök 5 iken burası 2 kök 5 oldu. Dikdörtgenin alanı da kök 5 ile 2 kök 5'in çarpımı yapacak. Yani böylelikle cevabımız 10 çıktı. Yani cevap Edremit oldu arkadaşlar. Şekil 1'deki o merkezde AB çaplı daireler veriliyor. Şunlar birbirine paralel verilmiş ve CD uzunluğunda ne vermişler arkadaşlar? CD uzunluğunda 12 kök 3 vermişler. AC yerine 30 vermişler. Arkadaşlar bunlar paralelse iki paralel kiriş aratısında kalan yaylar neydi? Birbirine eşitti. Hocam bu çapsa 30-30-60'ı buradaysa burası kaç yaptı? 120 yaptı. Bu çember CD doğrusu boyunca katlanarak şekil 2 oluşturuluyor. Buna göre mal boyalı bölgenin alanı nedir diye soruluyor. Bu bölgenin alanını bulacağız. Hocam sen bu katlamayı yaptın ya. Katlamada üst üste binen alanlar birbirine eşit değil mi? Evet. E sen burada bu alanı bulurken mavi bölgenin alanını bulurken nedir? Dairenin alanından neyi çıkartacaksın? İki tane A'yı çıkartacaksın. Öncelikle A'yı bulmalıyız. E A alanını bulmak için aslında A alanı neresi arkadaşlar? Şurası. A alanını bulalım. E bulmak için bir daire parçasının alanı isteniyor bizden. Arkadaşım bir daire parçasının alanı neydi? Daire parçasının alanını bulmak için daire dilimi oluşturmamız lazımdı. Oluşturalım. Al sana daire dilimi. Şöyle. Hocam bak ne güzel oldu. Burası 120 yaptı. Hocam bu da yarı çap. Bu da yarı çap olduğundan. E bunlar da 30'ar derece oldu. E 30 30 120 12 kök ise burası 12. Burası da 12 oldu. Çok güzel. Şu dilimin alanından A alanını yazıyorum. Pi R kare. Pi R kare. 120 bölü 360 eksi şu üçgenin alanı. Hocam bu üçgenin alanı nasıl bulacağım? Çok kolay. Sinüsten bulma kardeşim. Çek buradan dikini. 90'ın karşısı 12 30'un karşısı direkt. 6 yaptı? Evet. A 12 köküç tabanına ait yükseklik kaç yaptı arkadaşlar? 6 yaptı. Yani direkt sen 12 köküç çarpı 6 bölü 2'den de ulaşabilirsin buraya. O zaman A alanı eşittir. Şunlar şunlar sadeleşince 3. 144 ile 3 sadeleşince kaç yapıyor? 144 ile 3 sadeleşince 40 144 144'ü 3'e böleyim bakayım bir saniye. 48 mi yapıyor? Evet. 48 yaptı. Evet burası 48 oldu. O zaman cevabımız burası 48. Pi eksi şunlar sadeleşince 3 36 kök 3 oldu. Ama benden ne isteniliyor? Şu isteniliyor arkadaşlar. Mavi alan. Mavi alan neye eşittir? Dairenin alanı pi 12'nin karesi eksi 2 tane a. 2 tane a alanı 48 pi eksi 36 kök 3 olacaktır arkadaşlar. O zaman mavi alan 144 pi eksi 96 pi artı 72 kök 3 mü yaptı? -2 ile buraya çarptığım zaman. Evet. Şu 96 e, 144'ten 96 çıkınca kaç kalıyor? 48 kaldı. 48. Sonra artı bir de 72 kök 3 mü yaptı arkadaşlar burası aynen öyle. Dolayısıyla cevabımız böylelikle ne çıktı? Akçay çıktı arkadaşlar.